Herkese merhabalar. Can Hocanız ben CBC Akademi kanalımıza hoş geldiniz. 2022 Bilgi Sarmal AYT Matematik Kitap Çözümü ile devam ediyoruz. Bugün 3. bölümün son testindeyiz. Sarmal Test 2'deyiz. Haydi bakalım başlayalım. Birinci sorumuz. Zeynep bir ayrıtı 60 santim olan küp şeklindeki bir kabı sabit hızla su akıtan bir musluk ile 15 dakikada dolduruyor. Dolum işleminin herhangi bir anında kaptaki suyun yüksekliğinin zamana göre değişim oranı kaç metre bölü dakikadır diye sormuş. Şimdi 60 santim olan bir uzunluk var. Bu 60 santim uzunluğu 15 dakikada doldurduğu söyleniyor. En sonunda da dakika cinsinden metre bölü dakika istenmiş değişim oranını bulmamızı istiyor. O oh, halde arkadaşlar bu 60 santim biz dakikayı çevirelim. 60 santim 0,6 metredir bunu çevirmiş olduk. 15 dakikada 0,6 metre yükseklik dolduruyormuş. O zaman metre bölü dakika yani 1 dakikadaki değişim hızını, değişim oranını istiyor. Dolayısıyla 1 dakikada ne kadar yükselir diye oranlayacağız. Hemen 15 çarpı x eşittir 0,6 çarpı 1 olacaktır. Sonrasında her tarafı 15'e bölüyorum. 0,6 bölü 15. Buradan genişletelim. Evet 6 bölü 150. 3'e bölüyorum arkadaşlar. 2, 3'e bölüyorum. 50, 2 bölü 50. Tekrar bunu 100 olarak genişletelim isterseniz. 4 bölü 100. Yani 0,04 metre bölü dakika gelecektir. Cevabımız eşittir. Üçüncü sorumuzdayız. Z tam sayılar kümesi olmak üzere FZ'den Z'ye yani tam sayılardan tam sayılara tanımlanan fonksiyon için bu fonksiyon örten fonksiyondur. Buna göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi örten fonksiyon olması için Z tam kümesinden alınan elemanların fonksiyonu atıldıktan sonra değerleri de görüntüleri de değer kümesinden tam sayı olmak zorundadır. Örten olduğu için tüm sayıları örtmesi gerekir. Buradaki değer kümesindeki elemanların hepsini örtmesi gerekir. Peki o halde arkadaşlar 2A artı 3. 2A artı 3'ün ya 1 olması gerekir ya da eksi 1 olması gerekir ki tüm sayıları örtmüş olalım. Yani mesela şöyle düşünelim. Fx eşittir. X artı 5 olsun. Şuna 5 olarak bunu da x, 1x olarak düşünürsek. 1 attığımız zaman ne gelecek? 6 gelecek. 2 attığımız zaman 7 gelecek. Bakın 6, 7, 8, 9 tek tek devam ediyor. Ama ben buraya 2 yazsaydım. 1 attığımız zaman 7 gelecek. 2 attığımız zaman 9 gelecek. Yani ikişer ikişer artış var. Zaten e, dizilerde de örüntü oluştururken x'in kas sayısı şeklindeki artışlar şeklinde devam eden örüntüler oluyor biliyorsunuz. Bundan dolayı x'in kas sayısının 1 ve veya eksi 1 olması gerekiyor. Dolayısıyla 2 artı 3'ü 1'e ya da eksi 1'e eşitliyorum. 2A eşittir. 3 karşıya attım. Eksi 2 oldu. A buradan eksi 1 geldi. 2A 3'e attım. Eksi 4. A buradan eksi 2. A'nın alabileceği değerler toplamı dediği için topluyorum. Ve cevabımızı eksi 3 olarak bulmuş oluyorum. Cevabımız A şıkkı. Dördüncü sorumuzdayız. fx, gx fonksiyonları verilmiş. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diye soruluyor. Peki f fonksiyon tanım kümesi R'den 1'i çıkarttığım zamanki tanım kümesi oluyor diyor. Evet arkadaşlar çünkü paydayı 0 yapan değeri R sayılardan çıkarttığımız zaman geriye kalan kısım tanım kümemiz olacak. O halde burayı 0'a eşlediğim zaman ne gelecek? 1 eşittir x gelecek. Yani bu değeri tanım kümesinde x 1 olarak at attığım zaman paydayı 0 yapan değer olarak bulmuş olurum ama paydayı 0 yaparsa tanımsızlık olacağı için bütün tanım kümesinden reel sayılardan biri çıkartarak tanım kümesine yazıyorum. Yani birinci öncülüm doğru oluyor. Aynı şekilde G için de tanım kümesine payda sıfır olmaması gerektiren kısmı olması gerekiyor. Dolayısıyla sıfıra eşit olarak eşit dediğim zaman bir karşıya attığımda eksi bir olmaması gerekiyor. Reel sayılardan eksi 1'i çıkarttığımda tanım kümem doğru olarak yazılır. Şimdi de f bileşke g verilmiş. E, fonksiyon tanım kümesi budur diyor. Peki o halde şöyle bir düşünelim. F'in içine g eksi attığım zaman bunun tanım kümesi nedir diye soruyor. Şimdi ben bunu atabilmem için g'nin bir kere tanımlı olması gerek. G'nin eksi 1'de tanımsız yaptığını bildiğim için bir kere reel sayılardan eksi 1'i bir çıkartmam gerekir. Öncelikle bunu kabul etmem gerekir. Zaten R'den sıfır çıkarmış. Bu zaten yanlış ama devam edelim. Peki arkadaşlar bunu bulduk. Eksi 1 olarak yazmamız gerekiyor. R sayılarının dışında. Onun haricinde F'in içine ne yazmamam gerekiyor? X1 olarak yazmamam gerekiyor. Mesela buraya 1 yazdığınız zaman sıfır yapacak yapay değil. Sıfır yapacak. O halde 1 yazmamam gerekiyor. Yani GX'in birden farklı bir şey olması gerekir. Peki GX'in 1 olduğu zamanki değeri nedir? 1 olduğu zaman 0'dır. Yani GX 0 olduğu zaman arkadaşlar e, F'i tanımsızlık verdirir. Ondan dolayı da 0'ı çıkarmış olmamız gerekir. Yani eksi 1 ile 0'ı çıkartacağız. Tanım kümemiz bileşke fonksiyonumuzun bu olacak. Ya da şöyle yapın. Şimdi G'nin tanımlı bir şey olması gerekiyor. Paydayı 0 yapan eksi 1 değeri bir kere olmayacak kesinlikle. Ki fonksiyonu atabileyim tanımlı bir fonksiyon. Tamam orada sıkıntı yok. Eksi 1 çıkacak. Onun dışında f'in içine g'yi atarsanız x gördüğünüz yerlere f'de gx yazarsınız. 1 eksi x 1 artı -X, x bölü 1 artı x yazdıktan sonra çıkan payda hatta yapalım ikinci yol olarak hep birlikte görelim. F'in içine g'yi yazıyorum arkadaşlar. F g x diyorum. x yerine 1 eksi x 1 artı x yazacağım. Farklı bir kalem alalım. x yerine 1 eksi x bölü 1 artı x yazdım. Artı 1 bölü 1 eksi x yerine yine 1 eksi x bölü 1 artı x yazıyorum. Toparlayalım bakalım. E buradan payda işte 1 eksi x 1 ile 1 artı x'e çarptım. 1 artı x bölü 1 artı x oldu. Bölü diyorum eşitliğe indirelim. Buradan 1 artı x eksi 1 artı x olarak eksi dağıtarak yazdım. Bölü 1 artı x. Bakın 1 artı x'ler gitti. Yukarıda x'ler gitti. 1 Bir birden 2 geldi pay. Paydada da 1'ler gitti ve 2x geldi. Buradan ikileri sadeleştirdiğimde de 1 bölü x geldi. Bileşke fonksiyonumuz yani paydayı 0 yapan değer burada nedir? 0'dır değil mi? 0 eşlediğim zaman 0. Yani 0 tanımsız olduğu için bir kere buradan da 0 çıkarmış olmam gerekiyor. O halde tanım kümemizi doğru bulmuş oluyoruz. ikinci yol ile de yani üçüncü şıkkımız yanlış oldu. Cevabımız 1 ve 2 D şıkkı geldi. 5. sorumuzdayız. ABCD dikdörtgen şeklinde çevresi 36 cm olan bir kağıt parçasıdır. Bu şeklin uzun kenarına 1 cm uzunlukta ve kısa kenarına 3 cm uzunlukta bulunan dikdörtgensel bölge aşağıdaki gibi sarı renge boyanır. Buna göre sarı renge boyanan bölgenin alanı en fazla kaç santimetrekaredir? Peki arkadaşlar biz çevreyi biliyoruz, uzunlukları bilmiyoruz. O halde şu kısa kenarına, büyük olan dikdörtgenin kısa kenarına x diyelim. Karşı kenar da o halde x olacaktır. Ve çevresi 10, 36 olduğu için 18 eksi x 18 eksi x diye parçalanırsa topladığımızda 36 olarak gelecek x'ler kaybolmuş olacaktır. Peki sarı bölgenin kısa kenarına geldim. Sarı bölgenin kısa kenarı için bakın burada 1 santim 1 santim var 2 santim var. Yani bizim x santimden 2 santim çıkarttığımız kısım sarı bölgemizin kısa kenarı oluyor. Uzun kenarımız da şurası şu kısmın DC uzunluğunu 18 eksi x olarak bulmuştuk. 3 santim burada, 3 santim burada, 6 santim oldu. 18'den 6 çıkarttığımız zaman da 12 eksi x santim olarak bulmuş oluyoruz kısa uzun kenarına. Şimdi alana gelelim. Alan eşittir kısa kenar x eksi 2 çarpı uzun kenar 12 eksi x olacaktır. Hemen bunları dağıtıyorum. 12 x eksi x kare eksi 24 artı 2 x yani eksi x kare artı 14x eksi 24 olarak buluyorum alan fonksiyonumu. Bu bölgenin alanı en fazla kaçtır? En fazla, en az, en büyük, en küçük sorularında biz k değerini buluyorduk. Yani parabolün k değerini istiyor aslında bizden. Dolayısıyla önce r'yi buluyorum. Eksi b bölü 2a formülünden eksi 14 bölü 2 çarpı eksi 1'den eksi 2. Buradan da r 7 olarak bulduk. K içinde fonksiyonda 7 yazacaktık. Şu fonksiyonda yazıyorum. Eksi 7'nin karesi 14 çarpı 7 eksi 24. Eksi 49. 28. 98 eksi 24. Buradan şöyle 49 geldi. 49'dan da 24 çıkarttığım zaman 25. Dolayısıyla alanı en fazla 25 santimetre karedir. Cevabımız Denizli. 6. sorumuzdayız. Px polinomu ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Kat sayıları doğal sayıları olan 4. dereceden bir polinomdur. Bu polinomun başkan sayısı ve sabit terimi 1'dir. Px polinomunun katsayılar toplamı 7 olduğuna göre bu koşulu sağlayan kaç farklı Px polinomu vardır diye soruyor. Peki şimdi Px polinomu tahmin edeceğim. Polinomun başkan sayısı sabit terimi 1'dir diyor. O halde kaçıncı dereceden verilmiş mi? Dördüncü dereceden verilmiş. Peki yani 1 x üzeri 4 olarak başlayacak. Başka katsayısı 1 olduğu için artı b x küp artı c x kare artı d x artı sabit terimi de 1 olduğu için sabit sayısına 1 olarak yazıyorum. Peki buradan başka bunu hallettik. Bunu hallettik. Katsayılar toplamı 1 verildiği için x yerine 1 yazıyoruz. 1 artı b artı c artı d artı 1 7 imiş. Buradan B artı C artı D'yi de birileri topladım. 2 karşıya attım. 5 olarak buldum. Bu koşulu sağlayan kaç farklı Px polinomu vardır? B, C, D'nin toplamı 5 olacak şekilde ne olabilir? Mesela 0, 0, 4 olabilir. İşte 1, 2, 2 olabilir. Gibi gibi bir sürü şey olabilir. Şıklarda da yani e, sayamayacağımız kadar sayı var aslında. O halde arkadaşlar buradan ayraç yöntemine geçiş yapıyoruz. Hatırlarsanız tekrarlı permütasyonda ayraç yöntemi diye bir olay vardı. Mesela sayıların toplamı 5. O halde ben 5 tane 1 yazayım. 1 2 3 4 5. Bu 5 sayı yani 5 toplamı ayraçlarla ayıracağım. Kaç sayı ayıracağım? 3 tane sayı olacak şekilde 2 tane ayırmam gerekiyor. 3 sayı olsun. Mesela şuradan ayırdığım zaman 2 2 1 olarak ayırabiliyorum. Veya işte şuradan Ayırdığım zaman ne olacak? Birincisi 1, bir, ikincisi 3, en sonuncusu da 1. Topladığında 5 şeklinde sıralayabiliyoruz. İşte bunları, ayraçları kaç farklı şekilde sıralayabilirsek o kadar farklı sayı gelecektir. Dolayısıyla hız kazanmak açısından ayraç yöntemi önemli. Hemen ondan yararlanıyorum. E, o zaman kaç tane sayım var elimde? 1, 2, 3, 4, 5 tane aynı sayım var. Ve 2 tane de ayrıcım var. Toplamda 7 tane sayım var. 7 faktör yani bölüm. Tekrarlı permutasyondan. Tekrar olanları da payda yazıyorduk. 2 tane ayrıcımız var 2 faktöryel çarpı 5 tane de aynı sayımız var 5 faktöryel diyoruz. Peki burada 7 faktöryel 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöryel olarak açtım. Paydada da 5 faktöryel çarpı 2 faktöryel de 2'dir diye bıraktım. 5 faktöryeller gitti 2'ye böldüm 1 2'ye böldüm 3. 7 kere 3'ten de 21. Dolayısıyla cevabımız 21 çıkmış oldu. 8. sorumuzda f gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir fonksiyon olmak üzere fx artı f3 eşittir. f2 artı x olduğuna göre f2 değeri kaçtır diye soruluyor. f2 değeri soruluyor. Karşıda bir tane f2 değeri var. Peki ben x yerine 2 yazarsam bunlar gidecek. Sonrasında f3 çıkacak. F3'ü ulaşmam için onu bulmam için de 3 yazarak devam ederiz. Bir şeyler buluruz diye düşünüyorum. Öncelikle x2 için deneyelim bakalım. F2 artı F3 eşittir f2 artı 2. f2'ler giderse f3'ü zaten 2 olarak bulduk. Şimdi x yerine 3 yazalım. 3'ler gitsin diye 3 yazıyorum. f3, 3'ler gitmiyormuş. Peki kalsın. Eşittir f2 artı 3. Buradan f3'ü biliyorum. f2 çekeceğim kolaylıkla. Bunlar zaten 2, 2, 2, 4. 3'ü attım karşıya 1. f2 de buradan 1 olarak çıkmış oldu. Cevabımız A şıkkı. 9. sorumuzdayız. x kare eksi a eksi 9 eşittir 0 denkleminin sadece bir kökü 1 3 aralığında olduğuna göre a tam sayısı kaç farklı değer alabilir diye sorulmuş. Denklemin 1 3 aralığında sadece bir kökü varsa şöyle bir kuralımız vardı. f 1 çarpı f 3 küçüktür 0 olmalıydı. Bunu daha önce konuşmuştuk. O halde F1'i bulmamız gerekiyor. F3'ü bulmamız gerekiyor. Daha sonra bunları çarpıp eşitsizlik tablosuna yerleştirmemiz gerekecek arkadaşlar. 1 yazalım. 1 eksi a eksi 9 olarak çıkacak. Buradan ne gelecek? Eksi 8 eksi a gelecek. 3 yazıyorum. 9 eksi 3 a eksi 9. Yani 9 a giderse de eksi 3 a gelecek. Bunları arkadaşlar çarpıyorum şuradaki verilen ifadede. Eksiyi asla dışarı çıkarayım. 8 artı a olarak yazayım. Çarpı eksi 3 a da zaten artı olacaktır. 3 a şeklinde kalsın. Bunların çarpımı negatif olacakmış. Yani buradan artık e, tabloma geçiş yapacağım. Kök buluyorum. 0 eşitliyoruz. a eksi 8 kökümüz geldi. Buradan da 0 eşlediğimizde 0 kökümüz gelecek. Küçükten büyüğe doğru tablomuza yerleştirelim. Eksi 8 0. Şöyle yuvarlaklar. Dahillik yok zaten. içi boş olacak. Artı ile başlıyoruz. İşaretimiz artı artı çarptığımızda artı gelecek. Artı eksi artı olarak yazdık. Ve sıfırdan küçük olan bölge eksi 8 ile sıfır aralığıdır. Yani burada kaç tane değer vardır? Eksi 7, eksi 6 şeklinde eksi 1'e kadar 7 tane farklı değer vardır. Dolayısıyla cevabımız değişikliği gelmiş oldu. 10. sorumuzdayız. Aşağıdaki şekilde y eşittir eksi x kare eksi k eksi artı 2k eksi 2 verilmiş. Diğer parabolle verilmiş. Paraboller b ve d noktalarında kesişmektedirler. Buna göre ac uzaklığı kaç birimdir diye sorulmuş. Peki d noktası bakıyorum burada kesişiyorlar ve b noktasına kesişiyorlar. d noktası için x yerine 0 verdiğimiz zaman y aynı değer olarak kesişecekler. Hangi değer olduklarını bulabiliyoruz ve birbirine eşitleyerek aynı değer olduklarını biliyoruz arkadaşlar. X yerine 0 yazarak birbirine eşleyeceğim. 0 yazdığım zaman x yerine 0 yazdığımda bu gitti. 0 yazdım bu gitti. K artı 1 geldi. Bu denklemden eşittir. 0 yazdım diğer, diğer denklemde. Bunlar gitti. 2K eksi 2 geldi. K sağ tarafı aldım. K kaldı. Eksi 2 sol tarafa aldım. K ile topladım. K olarak yazdım. 3 geldi. K eşittir 3'tür. Bu durumda artık denklemlerin ne olduğunu bulabilirim. Yeşil olanı alalım. Yeşil olanı gx diyeyim ben. Pembeyi de fx diyeyim. O zaman gx'imiz ne oldu? x kare. K yerine 3 yazıyorum. 5 oldu. Eksi 5x. Artı 3 yazdık. Bir daha 4 oldu. gx bu. fx'e bakalım. Eksi x kare. K yerine 3 yazdım. Eksi 3x. 3 yazdık. 3 kere 2. 6, 2 çıktı. 4 olmuş oldu. Şimdi bir kontrol edeyim. Eksi x kare eksi 3 x artı 4 oldu. Diğeri de x kare eksi 5 x artı 4 oldu. Tamamdır. Buradan köklerimizi bularak arkadaşlar hangi x eksenini değerlerden geçtiğini bulabilirim. Hangi x değerlerinden kestiklerini bulabiliyorum. Peki o halde x x 4 1 eksi eksi dersek bu 4'ten e, ve 1'den geçiyormuş. Bunu buldum g eksim. G nerede? Yeşil olandı. B 1 c de 4 olacak. O halde Hemen fx'e bakıyorum. Eksi x artı x işte 4'e 1 dediğim zaman artı artı dediğim zaman bakın ortayı verdi. Yani 0 eşlediğimde x buradan 1 buradan da eksi 4 gelecektir. Yani dolayısıyla a eksi 4 olsun negatif olan diğer de zaten ortak kökleri var o da 1'miş. Bunu bulmuş olduk. Şimdi AC arası mesafeyi soruyor. AC arası mesafe. Zaten buraya kadar 4, buraya kadar da 4. Toplamda 8 birim olacak. O halde cevabımız C şıkkı geldi. Evet geldik bölümün son sorusuna. Zor oldu ama arkadaşlar hep birlikte başardık. Bu bölümü de neredeyse bu soruyla tamamlayacağız ve bitireceğiz. Haydi bakalım. Heyecanlı mısınız? Ben heyecanlıyım. <laughs> Başlayalım bakın. FZ'den Z fonksiyonu. Fx biçiminde tanımlanıyor. Buna göre F8, F6 toplamı kaçtır? Tamam. X6 için başlayayım. 6 yazdığımda burası F6 olacak. Ve 6 çiftse şuraya yazıyor. Yazdığımda da F5 gelecek. Şimdi de F5 tekse buraya yazıyor. 5 kere 2 10. Ondan 5 çıktı. 5 geldi ve F6'yı 5 olarak bulduk. 8 için bakalım. Şimdi 8 yazıyoruz. Oraları siliyorum. F8 eşittir. 8 çiftse 1 küçüğünü F içinde yaz. F 7 diyor. 7. F 7 artık tekse, 7 tekse burada yazdık. 7 kere -2, 2 14, 5 çıkarttık 9. İkisini de bulmuş olduk. F6 5, F8 9. Bunların toplamı da 14 olarak çıktı ve arkadaşlar cevabımız C şıkkı ve bu bölümü de bu soruyla bitirmiş olduk. Evet arkadaşlar bu güzel şahane eser sayesinde güzel bir ayeti temelinizi atmış oldunuz. Ve öğretici yeni nesil tarzda kaliteli soruları birlikte analiz ettik. Ve bundan sonra arkadaşlar baba konulara doğru koşuyoruz. Trigonometri ile başlayacağız. Sonrasında da baba konularla devam edeceğiz. Bir sonraki bölüm çok 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 önemli. Arkadaşlar trigonometri ÖSYM'nin en çok dikkat ettiği, en çok sevdiği, en çok da soru sorduğu, neredeyse her konu için atabildiği, bir konu olduğu için çok çok önemli. Bundan dolayı bir sonraki videoyu, hatta bundan sonraki videoları çok seri atacağım. Bir sonraki videoları diyeyim. Benimle birlikte takip edip püf noktalar, pratik yöntemler öğrenebiliyorsunuz. Birlikte bunları görebiliyoruz arkadaşlar. E, bakın hızlı önemli sınavda sadece bilmek yetmiyor. Ondan dolayı bu sınav süresinde sınav anı kader anıdır derim her zaman. Ve sınav anında sadece bilen yapamıyor maalesef. O anda odaklanabilen, dikkatini toplayan, heyecan yapmadan bir şekilde kendini geliştirdiği bilgi bilgilerini sınav anında uygulayabilmek de önemli. Bundan dolayı arkadaşlar kendinize süre tutarak eğer derimelere başladıysanız, eğer AYT'yi temel olarak sağlam attım diyorsanız bundan önceki konularda şu ana kadar işlediğimiz konularda hep süre tutarak devam edin. Süre tutarak kitaptaki testleri çözün. Kendinizi deneme stratejisine alıştırın. Bu da çok önemli. Bunun yanı sıra arkadaşlar bu 3 bölümde kimler bizimleydi? Yorumlara yazarsanız ben de tayfamın kimler olduğunu görmek istiyorum. Herkese sevgiler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.